Bugünkü konumuz da benim sapığımla evlenen arkadaşım. Tam böyle pencereyi açtım, adam penceremin altında. Ben girişteyim, hemen yanı mutfak ve adam mutfakta iş yaparken bana annesi yanıma geldi. Dedi ki, hoş geldiniz, ne istersiniz? Ben dedim ki, oğlunuzu başımdan almanızı isterim. Kadın bana demesin mi? Benim oğlum nişanlı. Bir kız arkadaşım vardı okuldan. O da o sırada oradaymış. Oradaydı, hani şahit oldu. Kendi kulaklarıyla duydu. Kendi gözleriyle gördü. Sinirlendim, tokam düştü. Sen olayı bilmiyormuşsun falan. Ne olayı dedim. Çünkü gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben enayi olduğum için bak yazıyor. Onlar çeyle nişanlandı. Evleniyorlar dedi. Ben... Yani açıkçası evli oldukları için artık çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani olayı anlatmak dışında argo konuşmak olsun falan istemiyorum. Arkadaşlar günaydın. Bugün mutsuzum. Bayağı mutsuzum. Bir süredir de ortakta yoktum. Malum 2 ay kadar bir süredir. Hatta belki 2,5 ayda olabilir. Vlog çekiyorum. Ben dedim ki madem mutsuzum, o zaman şöyle bir dedikodulu makyaj yapalım. Bayağıdır yapmıyorduk. Bu arada bir yandan kızılcık şerbeti açıp bilgisayarda. Biliyorsunuz ki benim arkadaşlarımdan yediğim kazıklar YouTube videolarıma konu oldu. Bugünkü konumuz da benim sapığımla evlenen arkadaşım. Evet, benim arkadaşım benim sapığımla evlendi. Şimdi arkadaşlar, ben üniversiteye gittiğim zaman, hatta gideli daha bir ay falan olmuştu. Okulun hemen çok yakınlarında bir kafe var. Orada çalışıyordum. Ve oraya gelen bir adam, yani adam diyorum ama hani çok da büyük değil. Yani ben o zamanlar 19 yaşındaydım. O adamla bir 24-25 falanmış. Neyse, o kafeye gelen bir adam beni gözüne kestiriyor. O gün de ziyaretime okuldan 4 tane arkadaşım gelmişti. 2 kız, 2 erkek. Ben molanda onların yanına oturmuştum. Geri kalktığımda gidip onlara benim adımı soruyor. Ve benim arkadaşlarımdan biri olayı anlayarak, hani neden sorduğunu tahmin ederek, sormaması için diyor ki, o kız benim sevgilim, soramazsın. Çünkü benim arkadaşım sanıyor ki, hani sevgilisi var dersek benim için, hani adam benim peşimi bırakır diye düşünüyor. Tabii ki de öyle olmadı. Ondan sonra ben işten çıktım. Bu arkadaşım dedi ki, seni eve bırakayım. Hani bu mevzular bir şey konuşacağım dedim. Tamam. Hala adam kafede oturuyordu ve kafeden çıkarken bana şöyle adamı gösterip, bak dedi, bu adam seni sordu. Hani haberin olsun, dikkat et. Tamam kanka dedim falan. Ama dediğim gibi hani biz konunun kapandığını zannediyoruz. O gün o iki kız arkadaşım benim evime geldiler ve ben o zamanlar giriş katta oturuyordum. Saat gece 2 olmuştu. Biz kız kıza sohbet ediyorduk. Kız arkadaşlarımdan biri dedi ki, kanka ev çok havasız, cam açabilir miyiz? Yatak odamın penceresinden bahsediyorum bu arada. Tamam dedim, işte yatak odasının penceresini açacağım. Tam böyle pencereyi açtım, adam penceremin altında. Ve ben giriş katta oturuyordum. Yani şunu demek istiyorum. Saat gece 2, benim yatak odamın penceresinin önünde gecenin bir vakti bir adam var, dikiliyor. Ve benim o pencerem açık da olabilirdi. Sonuçta giriş katta oturuyorum. Yeterince göz altlarımı kapatamadım bu arada. Bir kat daha geçeceğim. Ben de ev sahibimi aradım ve dedim ki, abi bak böyle böyle penceremin önünde bir adam var. Bu adam benim sapığım. Böyle durumu anlattım. Ev sahibini gelip adamı kovdu. Hani gel dedi, sen gecenin bir vakti bir kızın odasının önünde duramazsın. Hani de buradan gideceksin ya da polisi çağıracağım. Zaten polis lafı duyunca adam gitti. Ama tabii ne olur ne olmaz, yani dikkatli olmakta fayda var diyerek. Ben her gün okula giderken evden çıkmadan önce şöyle bir pencereden dışarı bakayım dedim. Saat sabah 8 ve adam arabasını benim penceremin önüne getirmiş, oraya park etmiş. Orada oturmuş beni bekliyor. Ben de hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi yaparak evden çıktım. Okula doğru yürüyorum. Arabada arkamdan böyle yavaş yavaş ilerliyor. Ben hala böyle hani beni takip ettiğini anlamamışım gibi yaparak yürümeye devam ediyorum ki plakayı alayım. Bunu böyle yavaş yavaş peşimden geldiği için ben plakayı aldım. Çünkü adamın adını falan bilmiyorum. Hani bir yere şikayetçi olacak olsam neye dayanarak şikayetçi olacağım? O yüzden plakasını aldım. Daha sonra benim kaldığım apartmanda ikinci sınıf kızlar da vardı. Dedim belki tanıyorlardır. Hani sonuçta adam oralı, belki tanıyorlardır. Onlara plakayı sordum. Ve onlar da ne tesadüf ki tanıyorlarmış.
İsim vermek istemiyorum ama baş harfi Ç diye bir adam. Ve bana şöyle bir şey de söyler. Bu adamın bir aile işletmesi varmış. Böyle yemek yaptıkları bir lokanta tarzı bir dükkan. Ve orada ailesiyle beraber çalışıyormuş. Dedim şimdi sen naneyi yemedin mi? Daha sonra ben dedim ki o gün okula gideyim. Hani çıkışta hani işte o restorana giderim. Hani ciddi olarak söylüyorum, gün boyu okuldan bir sürü insan bana gelip kanka Ç seni soruyor. Kanka Ç bana senin soyadını sordu. Kanka Ç benden senin Instagram'ını istedi. Haberin olsun diye bana böyle bir sürü kişi geldi. Ve benim artık hani sınıf taksiyem arttı yani. Dedim sen şimdi naneyi iki kat yemedin mi? O lokantaya gittim. Hani bayağı böyle müşteri gibi hiçbir şey olmamış gibi. Sakin bir şekilde girdim ben oraya. Ben girişteyim. Hemen yanı mutfak. Ve adam mutfakta iş yaparken yanına bana... kaş göz işaretleri yapıyor böyle, kaş göz hareketleri yapıyor falan bana böyle. Daha sonra bu adamın annesi yanıma geldi. Dedi ki, hoş geldiniz, ne istersiniz? Ben dedim ki, oğlunuzu başımdan almanızı isterim. Sen dedi, ne diyorsun, ne imajosu falan. Ben dedim ki, bir şey de ima etmiyorum, açık açıklığını söylüyorum. Oğlunuzu başımdan alın, çünkü oğlunuz peşimi bırakmıyor dedim. Kadın bana demesin mi? Benim oğlum nişanlı, sana neden baksın? Dedim teyze senin oğlun bir de nişanlı mı? Teyzeye ben durumu açıkladım. Dedim teyzeciğim bakın dedim. Sen buraya da kahve çıkarmaya gelmedin. Ben dedim oğlunuzu başından alınıyor geldim. Çünkü benim kaldığım apartmanda tam da benim evimin penceresine bakan bir güvenlik kamerası var. Bu adam dedim geceleri benim evimin önünde bekliyor. Sabahları arabasını çekiyor. Ben dedim ben bunları kanıtlarım. Polise gitsem ben bunları kanıtlarım. Şikayetçi de olurum bu plaka üzerinden. Ay bu arada 2 dakika önce bana böyle kaş göz hareketleri yapan adam orada böyle işi gücü bırakmış böyle bize bakıyor, şok oldu. Neyse yaparken iyiydi. Eğer yaparken utanmıyorsan benim söylememden de utanmayacaksın. Ben söylediğimde yaptığın şeyi utanıyorsan da yapmayacaksın. Ben böyle işte kameraya kaydı cart cart hani kanıtlarım ederim falan deyince teyzeli korktu. Dedik ki hani tamam sen polise falan gitme, ben de oğlumla hani konuşacağım, konuyu halledeceğim. Ki oğluyla da konuştu, yani gözümün önünde konuştu. Ben hala oradan çıkmamıştım, yanına gitti konuştu hani gördüm. O yüzden dedim tamam sıkıntı yok. Daha sonra hani biz de bir daha bir muhatap falan olmadığımız için ya da muhatap olmamız gereken bir durum olmadığı için ben de bu konuyu kapattım. Ama şöyle bir şey oldu. Ben o dükkandan çıkarken bir kız arkadaşım vardı okuldan. O da o sırada oradaymış. Ben hani o ankisini de görmemişim kızı. Ben tam çıkıyorum arkamdan işte Melo Melo falan bağırdı böyle. Gel dedim kanka ne oldu falan. Ay dedi ne oldu az önce içeride öyle bir olay dedi. Ben de her şeyi anlattım. Yani hani bu olayı bilen biri anladınız. Hatta bilmeye geç oradaydı hani şahit oldu. Kendi kulaklarıyla duydu. Kendi gözleriyle gördü. Şahit oldu ya. Yani oradaydın. Gördün. Duydun. Hatta peşimden geldin. Ay o olay neydi diye sordun. Sinirlendim tokam düştü. Belasılı kelam. Aradan bir yıl falan geçti. Ben bir yerde bu kızla denk geldim. Yanında da benim bir arkadaşım vardı. Sevdiğim bir arkadaşım. Böyle onu görünce dedim ki hani yanlarına geleyim selam vereyim. Yanlarına geldim selam verdim falan. Yani ben oturunca kız kalktı. Ben de hani diğer arkadaşıma dedim ki ya dedim hani özel bir şey mi konuşuyordunuz? Hani rahatsız mı ettim? Kusura bakmayın hani kalkayım falan da. Kız bana şey dedi sen olayı bilmiyor musun falan. Ne olayı dedim. Çünkü gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Hani ben enayi olduğum için bak yazıyor. Kanka dedi onlar Çeyle nişanlandı dedi, evleniyorlar dedi ben. Ne? Ya beni ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez. Çünkü zaten Çeyde gözüm olsa reddetmezdim. Hani gözüm yok dolayısıyla adam zaten umurumda değil. Sadece şu yönden şaşırdım. Yani nişanlısı varken başka kızları rahatsız eden bir insan. Demek ki böyle bir insan. Bu adamın karakteri böyle. Sen bu adamdan ne bekliyorsun ki yani? Yani açıkçası evli oldukları için artık çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani olayı anlatmak dışında argo konuşmak olsun falan istemiyorum. O yüzden sadece olayı anlatmakla kalacağım. Ve makyajıma devam edeceğim. Şimdi geriye bir tek ruj sürmek kaldı. Ama nasıl bir ruj sürsem? Bence ten makyajım gayet güzel oldu. O yüzden hafif bir ruj sürebilirim diye düşünüyorum. Şimdi artık hazırım. Videomu beğendiyseniz eğer like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.